Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. Topraklarının %80'inden fazlasının çöl olduğu, dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri, paranın bir ülkeyi nasıl değiştirebileceğinin en büyük kanıtı. Ama her şey göründüğü gibi değil. Arap Yarımadası'nda bulunan ülkenin yüz ölçümü sadece 83.600 km². Türkiye'nin 1/9'undan daha küçük. Türk vatandaşlarından vize isteyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne İstanbul'dan yolculuk aktarmasız olarak yaklaşık 4,5 saat sürmekte. Ülkenin Suudi Arabistan ve Umman olmak üzere iki sınır komşusu bulunuyor. Kuzeyinde Basra Körfezi bulunurken Umman Körfezi'ne de küçük bir kıyısı var. İsminden de anlaşıldığı üzere ülke emirliklerden oluşmakta. Bu 7 emirliğin her biri farklı bir kraliyet ailesi tarafından yönetiliyor. Emirlik, diğer bir deyişle krallık, babadan oğula geçmekte. Aynı zamanda Abu Dhabi Emiri ülkenin başkanı, Dubai Emiri ise ülkenin başbakanı görevini üstlenmekte. İllegal göçmenler hesaba katılmadığında kişi başına düşen yıllık gelir 70.000 dolar. Yani bugünün kuruyla 530.000 TL civarında. Fakat ülkenin kaderi her zaman böyle parlak değildi. Aslında Birleşik Arap Emirlikleri eskiden yardıma muhtaç bir ülkeydi. Uzun yıllar boyunca İngiliz sömürgesi altında kaldı. 1960'lı yıllarda petrolün bulunmasıyla ülkenin kaderi adeta değişti. 1971 yılında 7 Arap Şeyhi Federasyon kurarak bağımsızlıklarını ilan etti ve böylece ülke kurulmuş oldu. Petrolün keşfinden önce bu topraklarda ekonomi balıkçılık ve ince endüstrisine dayanıyordu. Bugün petrol kaynakları üzerindeki kontrolünü kaybeden birçok ülkenin aksine Birleşik Arap Emirlikleri petrol kaynaklarını kontrolü altına tutmayı başarılı bir şekilde sürdürmekte. Ülke petrol rezervleri bakımından dünyanın en zengin 7. ülkesi. 97.8 milyar varil petrol rezervine sahip. Günde 3.7 milyon varil petrol üretilmekte. Başkent Abu Dhabi Emirliği petrolün yaklaşık %94'ünü elinde tutmakta. Bunun nedeni ise ülke topraklarının %86'sına sahip olması. Tek başına ise ülke ekonomisinin 3'te 2'sine sahip. Ama uzun yıllar boyunca ülkenin milli gelirinin %70'e yakınını petrol gelirleri oluştururken son yıllarda petrole bağımlılık oldukça azalmış. Sadece Dubai Emirliği 2019 yılında 3.38 milyonluk nüfusuyla yaklaşık 17 milyon turist çekti. Orta Doğu'nun alışveriş merkezi olan Dubai, dünyadaki en popüler 4. tatil rotası. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyaya açılan kapısı olarak görülmekte. Altın şehri olarak bilinen Dubai, dünyanın en büyük altın ve mücevher pazarı olan altın çarşısına ev sahipliği yapmakta. Hatta ülkede külçe altın veren ATM'ler bulunuyor. Nüfusunun yarısından fazlası 25-34 yaş aralığındayken sadece %15'i 45 yaşın üzerinde. Ülkede gelir vergisi diye bir şey yok. Sadece 2 yıl önce %5 KDV alınmaya başlandı. Zaten Dubai'nin tam bir ticaret merkezi olması da bu yüzden. İş kuranlar ve maaşla çalışanlar vergi muafiyetinden dolayı bu ülkeyi tercih etmekte. Dış ülkelerden gelen insanlar bu ülkede kolaylıkla iş imkanı buldukları için Dubai'ye gelmekte. Ayrıca bu ülkede çalışmak için Arapça bilmek şart değil. Çünkü ülkenin neredeyse %90'ı yabancı olduğu için yaygın olarak konuşulan dil İngilizce. Burası dünyanın en fazla göç alan ülkesi. Ülke zenginliğinin bedelini aldığı göçlerle ödemekte. Çünkü kendi topraklarında kendi kültüründen çok diğer milletlerin kültürleri yaşatılıyor. Tahmini verilere göre toplam nüfus yaklaşık 10 milyon. Nüfusun yalnızca %11.4'ü yerel vatandaşlardan oluşurken %30'u Hintli, %13'ü Pakistanlı, %7.4'ü Bangladeşli, %5.5'i Filipinli, geri kalanı ise 200'den fazla farklı milletten insanlardan oluşmakta. Nüfusun %72'si erkek, %28'i kadın. Burası şeriat kanunlarını benimseyen, mutlak monarşiyle yönetilen Müslüman bir ülke. Fakat İslam hukuku diğer Arap ülkelerindeki kadar sert uygulanmıyor. Nüfusun %55'i Müslüman, %25'i Hindu, %10'u Hristiyan, geri kalanını ise diğer gruplar oluşturmakta. Ülkedeki en değerli ulus tabii ki de kendi has vatandaşları olan Emiratiler. Emiratiler isteseler bile fakir olamazlar. Devlet onlara çalışmasalar bile maaş veriyor ve bakıyor. Gelir vergisi olmadığı için Dubai bugün birçok yatırımcının vatandaşlık almak istediği bir ülke.
Fakat vatandaşlık sahibi olmak çok ciddi bir prosedür gerektirmekte. Onlar için eğitim, sağlık hizmetleri ve daha birçok şey ücretsiz. Elektrik, su gibi giderler için daha az ücret ödüyorlar. Bu topraklarda doğmak ya da bir Emirati ile evlenmek, Emirati olmak için yeterli değil. Mesela başka bir milletten bir kadın bir Emirati ile evlenirse ya en az 7 sene evli kalıp bir çocuk sahibi olmalı ya da 10 sene evli kalmalı. Fakat bir erkek Emirati bir kadınla evlenirse hiçbir şekilde vatandaşlık alma hakkı elde edemiyor. Hatta kadın vatandaşlıktan çıkarılıyor, doğan çocukları da Emirati olamıyor. Çocuk ancak 18 yaşına geldiğinde vatandaşlık için başvurabilme hakkı elde ediyor. Eğer ki çocuğun babası Emirati ise çocuk hangi ülkede doğarsa doğsun kayıtsız şartsız Emirati oluyor. Eğer Emirati bir erkek Emirati bir kadınla evlenirse devlet hediye olarak yaklaşık 30 bin dolar para, ayrıca ihtiyaçları varsa arsa veriyor. Hatta çocukları olduğunda da para yardımı yapıyor. Çocuk eğer yurt dışında okumak isterse devlet bursuyla gidiyor. Bir diğer yol, eğer ki özel bir yeteneğiniz, başarılarınız varsa, kısacası devlet size sahip olmak istiyorsa sizi kendi vatandaşı yapabiliyor. Ülkenin adalet sisteminde yazılı olmayan şöyle bir kural var. Emiratiler her zaman her konuda haklıdır. Mesela bir Emirati ile kavga ederseniz çok büyük bir olasılıkla bu sınır dışı edilmenize neden olabilir. Bu arada ülkenin huzurunu bozabilecek herhangi ufak bir davranışta insanlar sınır dışı edildiği için herkes çok dikkatli. Uygulanan bu katı yasalar sayesinde Birleşik Arap Emirlikleri bugün suç oranı en düşük 3. ülke. Abu Dhabi dünyanın en güvenli şehri seçildi. Dubai'de yaşayan insanlar hırsızlık olayları neredeyse hiç yaşanmadığı için kapılarını dahi kilitlemediklerini söylüyorlar. Ülkede anakarada bir şirket kurmak için mutlaka Emiratili birinin ortak olması şartı koşuluyor. Yani Emiratiler hiçbir iş yapmasa bile ortak oldukları şirketten havadan para kazanıyor. Ayrıca tüm şirketlerin belirli bir sayıda Emirati çalıştırma zorunluluğu var. Fakat Emiratiler işe gitmek zorunda değil. Yönetici olarak çalışanlar genellikle Avrupalı iken, işçi olarak çalışanlar genellikle Pakistanlı, Filipinli ve Hintli. Ayrıca aynı işi yapan bir Türk bir Hintli'den daha fazla maaş alabilirken, bir İngiliz'den daha az maaş alabilmekte. Evli kadınların araba almaları, banka hesabı açmaları, hatta çalışmaları için eşlerinden izin almaları gerekiyor. Evde 3 çocuğa 5 bakıcının baktığı ve bunun haricinde her türlü iş için yardımcıların bulunduğu evlerde kadınlar çok rahat bir hayat sürmekte. Kadın nüfus oranı bu kadar düşük olmasına rağmen ülkedeki tüm üniversite mezunlarının %70'ini kadınlar oluşturmakta. Ülkede en çok sıkıntı yaşayan insanlar genellikle hizmet ve inşaat sektöründe çalışan göçmenler. Kafala adı verilen bir sistemle çalışıyorlar. Ülkeye gelir gelmez pasaportlarına el konuluyor ve geri dönmeleri engelleniyor. İş değiştirmeleri yasak, yıllık izinleri yok. İşi bırakıp kendi ülkelerine dönmeleri ancak işverenin inisiyatifinde, yani bir nevi köle gibiler. Yapılan araştırmalara göre göçmen kadınların 3'te 2'si istismar ediliyor. Hatta tacize uğrayan kadınlar bu durumu devletten saklıyorlar. Çünkü zinadan hapse attırılacaklarını biliyorlar. Ülkedeki günlük hayata bakarsak, ülkenin para birimi dirhem. Bugünkü kurlara göre 1 dirhem 2.04 Türk lirasına karşılık gelmekte. Dubai ve Abu Dhabi'de kadınların kullandığı ve sadece kadınlara hizmet veren pembe taksiler bulunmakta. Benzinin litresi 1.8 dirhem. Ülke şartlarına göre aslında çok daha ucuza gelmekte. Burası dünyanın en kurak ülkelerinden biri. Fakat sahip oldukları zenginlik ve teknolojik güç sayesinde bulut tohumlama yoluyla yağmur yağdırılıyor, hatta yağmur fırtınaları oluşturuluyor. Yılın en soğuk aylarında bile ortalama sıcaklık 25 santigrat derece ve sıcaklık 15 santigrat derecenin altına pek düşmemekte. Hissedilen sıcaklık yüksek nemle 55 santigrat dereceye kadar çıkmakta. Denize girmek serinlemeye yetmiyor. Çünkü bazı zamanlarda denizin sıcaklığı 38 santigrat dereceye ulaşıyor. Hatta insanlar havuzları serinletmek için içerisine büyük buz kütleleri atmakta. Ülkedeki otobüs durakları bile klimalı. Ramazan ayında toplum içinde yemek yemek hangi dinden olunursa olunsun yasak ve çeşitli cezalara sahip. Ayrıca bu ayda insanlar yarım gün çalışıyor ve okullar daha erken bir saatte kapanıyor. Ülkede alkol satışı sadece yabancılara ve Müslüman olmayanlara yapılmakta. Alkol tüketimi ise ancak otellere bağlı restoran ve kafelerde yapılmakta. Alkol lisansı diye bir şey var. Türkiye'den gidenler Müslüman bir ülke vatandaşı oldukları için Birleşik Arap Emirlikleri'nde alkol satın almaları yasak.
Fakat bir mekanda alkol kullanmaları yasak değil. Halk içinde el ele tutuşmak, sarılmak, öpüşmek, kısacası duygusal yakınlık kurmak, kardeşiniz olsa bile yasa dışı. Evli olmayan kadın ve erkeğin aynı evde yaşaması yasak. Burası eşcinselliğin de hapis cezasıyla sonuçlandığı bir ülke. Zina ise ülkedeki en büyük suçlardan biri. Küfür etmek, el hareketi yapmak ülkede tamamen yasak. Öyle ki WhatsApp mesajlarında veya herhangi bir sosyal medya hesabında küfür kullanmak, hatta bazı emojileri göndermek bile yasaları ihlal edebiliyor. 2010 yılında 56 yaşındaki bir İngiliz adam öğrencisine orta parmak gösterdiği için hapse atıldı. 2016 yılında ise ülkede devlet tarafından yasaklanan herhangi bir hizmete erişmek için VPN kullananlara 500 bin dirhem ile 2 milyon dirhem arasında bir para cezası getirildi. Kum fırtınalarının görüldüğü ülkede şehrin imajını ve halk sağlığını bozduğu için kirli araba kullanmanın cezası 500 dirhem. İnsanların izinsiz fotoğrafını çekmek ciddi bir suç. Hatta ülkeye ziyarete gelen kişiler bu yasayı bilmedikleri için sınır dışı ediliyor. 2015 yılında Abu Dhabi'de yaşayan Avustralyalı bir kadın sadece Facebook'ta paylaştığı bir fotoğraf yüzünden 53 saat gözaltına alındı, 3600 dolar para cezasına çarptırıldı ve daha sonra sınır dışı edildi. Fotoğrafsa evinin önündeki engelli yerine park edilmiş, plakası dahi gözükmeyen bir otomobilin fotoğrafıydı. Ülkenin en çok eleştirilen noktalarından biri adalet sistemi. İlginç bir şekilde 2016 yılında ülkede gerçekleşen sel felaketinin sosyal medyada paylaşılmasının ve çıkan fırtınaların tartışılmasının yasa dışı olduğu açıklandı. Trafik kurallarına uymak da son derece önemli. 3 defa kırmızı ışıkta geçmek hapis cezasına neden olabilmekte. Ülkenin her şeyin en büyüğüne, en gösterişlisine sahip olma hevesi insanların hayatının tüketim üzerine kurulmasına neden olmuş. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en popüler yapıtı 828 metre yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa. 6 yılda tamamlanan binanın toplam maliyeti 1,5 milyar dolar. Binanın tamamını temizlemek 36 işçinin 3 ayını alıyor ve bu süre bittiğinde temizlik ekibinin her şeye yeniden başlaması gerekiyor. Dünyanın en yüksek oteli Dubai'de bulunmakta. Ayrıca dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli de 1999 yılında burada açıldı. Dünyanın en pahalı pastası da bu ülkede yapıldı. Gerçek elmaslarla süslenen 1,8 metre uzunluğundaki pastanın toplam maliyeti 75 milyon dolar. Geçtiğimiz hafta bir çift Dubai'de bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için gösterişli bir parti düzenledi. Bebeklerinin cinsiyetini 100 bin dolar karşılığında Burj Khalifa'ya yansıtarak öğrendiler. Evcilleştirilmiş vahşi hayvan sahibi olmak yasal olmasa da zenginler arasında oldukça popüler. Hatta bu yüzden kişisel hayvanat bahçesi açan insanlar var. Sırf gösteriş için bir sembol olan bu hayvanlar doğal ortamlarından koparılarak kötü şartlar altında insanların oyuncağı olmuş durumda. Dünyanın en büyük insan yapımı adası olan Palm Jumeirah takım adası Dubai'de bulunmakta. Palmiye şeklindeki bu ada o kadar büyük ki uzaydan dahi görülmekte. Adalar yapılırken dünyanın çevresine 2,5 metrelik bir duvar örebilecek kadar kum ve kaya kullanılmış. Burası 120 bin kişilik bir şehri barındıracak şekilde tasarlanmış. Son zamanlarda haberlerde çıktığı üzere Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'e barış antlaşması imzaladı. Türkiye'nin Orta Doğu'daki ve Doğu Akdeniz'deki stratejilerini her fırsatta kınadığını belirten Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'daki en büyük partnerlerinden biri, sahip olduğu petrol rezervleriyle bu ülkelere enerji ihracatı yapmakta. Türkiye'nin karşısında mücadele eden hangi güç varsa arkasında durmaktalar. Öyle ki son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türk Büyükelçiliği'nin kapatılması konuşulmuştu. Kısa dönem içinde ilişkilerin daha da yıpranacağı, hatta Türkiye'nin bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun egemen olduğu bu topraklarda terörist rejim ilan edilmesi ihtimaller içinde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına lütfen benimle paylaşın. Sıradaki ülke hangisi olsun onu da yazın. Çünkü ülkeleri seçerken yorumlarınızı dikkate alıyorum. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.